Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faiz kıyamete kadar insan öldürmekten sonraki en büyük günahtır. Allah'a şirk koşmak ve insan öldürmek listenin bir kenarında tutulursa faiz Allah'la savaşmaktır. Adı kredi, adı ev desteği, öğrenci desteği, evlilik desteği, ne olursa olsun faiz haramdır. Nedir faiz? 3 alıp 3,5 vermektir. Parayı vadesinden dolayı parayla satmaktır. Bunu bankada yapsa adı faizdir. Bunu Ahmet Mehmet'le yapsa da faizdir ve haramdır. Adının kredi olması bazı hoca efendilerin evin yoksa alabilirsin demesi işi değiştirmiyor. Kıyamet günü bazı hoca efendilerden önce ben dirileceğim Rabbimin huzurunda. O bazı hoca efendiler sana hangi şartlarda bu izni vermişti? Onu araştırana kadar yanar insan mahşerde maazallah. Bu nedenle sokakta yatmayan kesinlikle krediyle ev almasın. Mahşer var, dirilmek var, ölüm var, kabir var, hesap var, mizan var. Evet, zaruret halinde alkol de tüketilebilir, domuz eti de yenebilir. Ama hangi düzeyde? Kira ödemek bu dünyada zorunluluk mudur? Dünyanın en büyük firmaları, servetlerini muhasebecilerin zoraki yaptığı firmalar filan ülkede kirada duruyor. O firmayı küçültmüyor bu. Neden Müslüman kira vermek için, kira verdiğini Müslümanın kendisine özür göstereceği bir dosya olarak açsın? Hayır. Evet, ev sahibi olmak hoştur, güzeldir, teşvik edilmiştir. Ama kirada durmak ne ayıptır, ne fakirlik işaretidir, ne de zarurettir. Bir Müslüman bir yolla hata edip kredi kullanarak ev aldıysa, iş yeri aldıysa bundan nasıl kurtulacak? Evvela hakikati öğrenince tövbe edecek. Tövbesi şu olacak: pişman olacak, hata ettiğini kabul edecek ve ebediyen bir daha o hataya düşmemeye söz verecek Allah'a. Tövbe budur. Bu tövbesinde samimi olabilirse krediyle aldığı evi illa elinden çıkarmasını tavsiye etmemiz gerekmiyor. Evet, lanet olsun bu eve, bundan kurtulayım dese iyi olmuş olur. Bu üstünü olmuş olur yapması gerekenin, ama illa evden kurtulsun demiyoruz. O krediyle aldığı evin oluşturduğu günahtan kurtulsun diyoruz. Bu da tövbe iledir. Günün birinde eline imkan geçerse o aldığı kredi kadar kısmı infak edip sadaka verip elinden çıkarırsa inşallah tövbesini cilalamış olur. Ama kredi ile ev veya iş yeri alanın yapması gereken birinci iş oturup o günaha istiğfar etmektir. Sonra da imkan buldukça o para kadar borcu üzerinden düşürmesidir. Ama illa evi terk etsin demiyoruz, ama terk ederse iyi yapar diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.